Selam herkese, Serdar Başkan ben, süper video ile karşınızdayım. Bu videoda Smart Teknoloji'nin çok acayip birbirinden akıllı ürünlerini test edeceğim. Çok merak ettiğim ürünlerdi. Bunları bana gönderdiler sağ olsunlar ve ben bugün bunları test edeceğim. İlk olarak cam temizleme robotunun kutusunu açacağım ve test edeceğim. Camlarım gerçekten çok kirli ofiste. Video çekmekten temizliğe vakit kalmıyor tabii ki arkadaşlar bana burada. Şimdi şunları bir açalım bakalım, cam temizleme robotu nasılmış çok merak ediyorum. Cam silmek en sanırım beceremediğim işlerden biri şu hayatta. Bu robot bakalım bize bu konuda ne kadar yardımcı oluyor. Şöyle yapacağım. Ya açalım bakalım. Window Cleaner Robot, cam temizleme robotu. Şimdi önce bize ne çıktı? Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu değil tabii ki. Kullanım kılavuzu çıktı. Bunu okuyacağız. Robotun kendisi sanırım. Oo, burada da aksesuarları var. Mopları var. Adaptör. Pil var. Ha, bu kumanda için sanırım. Bir adet kumandası var. Bir de böyle adaptörün şeyleri var. Kabloları var. Ha, zaten üzerinde her şeyi var. Evet, şimdi uzatma kablosunu bağladım. Evet arkadaşlar, zaten cihaz kullanıma hazır bir şekilde geliyor neredeyse. Burada moplar takılı, yani temizleme şeyleri takılı. Ben şimdi adaptörü buraya bağladım. Böyle uzatma kablosu da var. Bir fişe takalım, ondan sonra camda deneyeceğiz. Bu arada düşmeyi engellemek için içinde yedek bataryası var. Yani şeyle çalışıyor, elektrikle çalışıyor ama mesela elektrik kesildi düşmesin diye onun özel bir bataryası var içinde. Burada kumandası var. Kumandadan da kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamadan da kontrol edebiliyorsunuz. Şunu da takalım yerine. Bunlar yedekleri. Bunlar eskidiğinde bunları çıkarıp yerine bunları takıyorsunuz. Şimdi deterjan sıkıp cama takacağız. Ondan sonra da çalışmasını izleyeceğiz gibi bir şey olacak. Şimdi bunu alıyorum, kumandayı alıyorum, telefonumu da alıyorum ve yukarı çıkıyorum, büyük camımı temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, her şey için hazırız. Ben şimdi bunu ilk olarak kendi haline bırakacağım. Çalıştıracağım, cama yapıştıracağım. Ama öncesinde ne yapmam gerekiyor? Biraz deterjan sıkmam gerekiyor. Biraz deterjan sıkalım. Alt tarafa, alt tekerlek bu oluyor. Bakın burada şimdi Smart yazıyor ya. Bu üst tekerlek, bu da alt tekerlek. Birazcık deterjan sıktım. Şu an camın iç tarafı temiz. Dışarıda salyangoz falan da var ama iç tarafı temiz en azından. Şimdi böyle bunu, hadi bunu da bağlayayım. Bağlayın diyor çünkü kullanma kılavuzunda. Evet, şimdi uygun gördüğüm bir yere bunu bağlıyorum. Hop, burada karabinası var. Şu an bağladım. Bu mesela dışarıyı silerken düşerse hem aşağıda birinin kafasına düşmez bu sayede, hem de düşüp kırılmaz. Böyle cama yaklaştırıyorsunuz. Ondan sonra açma kapama düğmesine basıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Ve vakum devreye girdiği için bıraktığınızda düşmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamaya giriyoruz. Şu an çalışıyor gördüğünüz gibi bu vakumun sesi. Ben şimdi buradan hop mod seçeceğim. Modlardan birini seçelim. Manuel de yapabiliyorsunuz ama ben bu şekilde kullanacağım. Otomatik yukarı yön dediğimde hop şu an çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Camı silerek yukarılara doğru ilerliyor. Dilerseniz manuel de kontrol edebiliyorsunuz. Ama bırakalım biraz kendi haline çalışsın bakalım. Vay güzel, baksana kenarları falan da çok güzel yapıyor. Şimdi alt tarafı, alttaki tekerlek de siliyor deterjanlı ve ıslak olanla. Üsttekiyle de kuruluyor. Çok iyiymiş. Evet, yukarı kadar çıktı. Çerçeveye ulaştı. Ondan sonra şu an aşağı doğru iniyor. Güzel, sile sile. Bence güzel iş abi.
Mesela durdurmak istiyorsunuz. Diyelim stopa bastınız, durdu. Ondan sonra tekrar start derseniz kumandadan çalışmaya devam ediyor. Hop, şöyle şimdi bir yukarı yönlü olduğu için ayar yapmaya çalışıyor. Biz bunu aşağı yönlü yapalım. Evet, şu an yukarı doğru çıkıyor. Böyle yapsak ne oluyor? Sağa dönüyor gördüğünüz gibi. Hop. Kendisini bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz da. Bakın şu an aşağı doğru gidiyor. Enteresan bir şekilde. Vallahi çok pratik. Asıl zorlu kısma geçiyoruz. Biraz daha böyle hop deterjan sıkıyorum. Güzelce sıktım. Şöyle ortasına getirdim ve çalıştırdım. Şimdi bir dakika. Bekliyor, nereden başlayayım diyor. Ben ona yukarı yönlü başlayabilirsin dedim. Çalışmaya başladı. Kapatıyorum abi ben şöyle. Vallahi gördüğünüz gibi gıcır gıcır siliyor. Bakalım bir bitirsin işini. Yani arkadaşlar ben Smart'ın cam silme robotuna, cam temizleme robotuna gerçekten bayıldım diyebilirim. Ben bunu buraya koyarım bundan sonra. Ben çalışırken o burada camları silsin. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Birazdan bunu bu cama koyacağım. Bu camı silerken biz ne yapacağız? Başka bir ürünü çekeceğiz. Şimdi şu üzerindeki temizlik bezlerini çıkarıp yıkıyorsunuz. Tekrar takıyorsunuz ve başka bir cama geçiyorsunuz. İsterseniz bunu hiç kullanmanıza gerek yok. Bir kere başladıktan sonra o zaten sizin yönlendirdiğiniz doğrultuda yukarı aşağı sağ sola artık nereye yönlendirdiyseniz ona göre ufak ufak yavaş yavaş güzel güzel titizsiz temizliyor diyebilirim. Ben bu ürünü beğendim. Bakın bu temizlenmemiş camım. Ben müdahale etmedim bu arada. Gerçekten pis. Kullanma kılavuzunda hatta şey diyor, öncesinde bir temizlerseniz diyor. Hani insan boyutunda kirli olursa daha kolay temizler diyor. Benimkiler artık insani boyutun biraz üzerinde kirli oldukları için. Ama ona rağmen şöyle göstereyim size. Smart cam silme robotunun sildiği cam bu. Bu da benim normal kendi camım. Dostum sen burada çalışıver o halde. Biz başka bir ürünü test edelim. Şimdi sırada akıllı perde motoru var arkadaşlar. Smart akıllı perde motoru. Bu da bildiğimiz herhangi bir perdeyi uzaktan kumandalı hale getiriyor. Cep telefonunda ya da içinden çıkan kumandayla perdeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Bana çok ilginç geldi. Şimdi bunu kutusundan çıkaracağız, kuracağız, nasıl kullanıldığını öğreneceğiz ve bir perdeyi açıp kapatmayı deneyeceğiz bunda. Lan çok eğlenceli değil mi ya? Perdeyi telefonla açıp kapatıyorsun. Hadi bakalım. Evet, şimdi şunu bir açalım. Ters çıkardım, aman. Heh. Evet, burada aksesuarlar var. Şunu bir çıkaralım bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle. Tamam. Bu kumandaya benziyor. Evet, bu kumanda. Oo, bayağı teferruatlı bir şey. Evet, çıkanlar böyle. Şimdi kullanma kılavuzunu okuyalım. Bunu kuralım. Kutuyu açtığımda içinden bir sürü ıvır zıvır çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz bir sürü aksesuar var, o var, bu var. Açıkçası bir gözüm korkmadı. Değil. Hani bu kadar şey nereye bağlanacak, işte makaralar gibi şeyler var falan filan. Bunlar beni biraz şey yaptı ama bunlar tamamen aslında cihazın farklı perde tipleriyle uyumlu çalışabilmesi için oraya konulmuş. Bu tarz geleneksel korniş dediğimiz şey vardır ya, U profilli korniş arkadaşlar bu. Hani gidip bir al buradan korniş istediğinizde size bunu veriyor. Bende tek kanallı var, tek perde kullandığım için aslında buna da oluyor. Üçlüsüne de olabiliyor, dörtlüsüne de olabiliyor bu. Burada görüyorsunuz perde düğmeleri var. Gel abi gel, yakından gel. Cihazın yanından çıkan bu kancaları perde düğmelerine takıyorsunuz. Ben bunları takamadım çünkü bunlar dikişti. Bunları da takılıyor aslında. Yanında küçük aksesuarlar geliyor, bağlantı parçaları geliyor. Onları da kullanabilirsiniz ama bana bu şekilde çok kolay geldi. Bakın bir ucunu buraya taktım.
Bir ucunu buraya taktım. Şimdi bunu manuel kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden ya da kumandası üzerinden. Şimdi ben cihazı kurdum. Kalibrasyonu da yaptım. Mesela şu an perdeyi aç diyeceğim. Bunu tabii yerine takmam gerekiyor. Şöyle şey yapalım. Hop. Ah. Şarj kablosunu da çıkaralım. Kolayca şarj oluyor zaten. Şarj kablosunu çıkardım. Şu an perdeyi aç diyorum mesela. Bu kadar. Yapmam gereken tek şey buydu. Şöyle oturup bakıyorum. Perde yavaş yavaş açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar perdem şu an açık konumda. Benim perdem hafif böyle tek kanatlı hafif bir perde ama ağır perdeleri de 20 kilo 25 kilo kadar olan yükleri sağa sola hareket ettirebiliyor cihaz. O açıdan kafanızda bir soru işareti kalsın istemem. Şimdi mesela kapat diyorum. Bastım kapatıyor abi. Bu kadar. Hop. Arkadaşlar gerçekten bu benim şu dünyada şahit olduğum en acayip teknoloji. Ya bırak bilgisayardı, roketti, oydu buydu hepsini geç. Perdeyi aç, perdeyi kapat, bu bitti. Arkadaşlar bunun bir de şeyi de var. Zaman ayarı da var. Cihazı uygulamasından girip ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki sabah 7'de açıl, akşam 7'de kapan. Artık ne zaman güneş doğuyor, işte ne zaman açılıp kapanmasını istiyorsanız cihazı programlayabiliyorsunuz. Uygulama size pil yüzdesini gösteriyor, perdelerin konumunu gösteriyor, her şeyi gösteriyor. Şimdi nasıl çalıştığını göstermek için cihazı şeye aldım. Hemen buraya dışarı koydum. O çalışırken ben size bir yandan anlatacağım. Açıl canım. Açılıyor. Cihazın üst kısmında bir tekerlek sistemi var. Siz çalıştırdığınızda açma ya da kapama yönüne göre tekerlek hareket ediyor ve raya basıyor. Raya bastıkça kendini ileri doğru ittiriyor. Rayın üzerinde aslında bir nevi ileri geri kayıyor. Son derece de güçlü bir şey var içinde. Büyük ihtimalle bir redüktör mekanizma var. O içindeki elektrik motorunun gücünü inanılmaz derecede arttırıyor. Esnek malzemeden yapılmış bir tekerlek. Evet, şu an sonuna geldiği için kapandı. Esnek malzemeden yapılmış bir tekerlek ve perdeye sıkıca tutunuyor. Ben az önce parmağımla falan durdurmaya çalıştım. Parmağımı falan bile şey yaptı yani. Nasıl diyeyim? Bayağı bir zorluyor. Yani durdurmak çok zor. O yüzden mesela burada büyük yere kadar uzanan 3 metrelik ağır kumaştan bir perdeniz var diyelim. Onu da rahatlıkla alıp sağa sola sürükleyebilir. Çok iyi. Mesela şu anda kapatıyorum. Ya size animasyonla göstermesi de bence süper bir şey. Kendi animasyonu da var uygulamasında perdenin açılıp kapandığına dair. Bayıldım ya gerçekten arkadaşlar. Yani şu benim... ya gerçekten abartmıyorum. İnanılmaz sevindirdi beni nedense böyle. Çok basit mantığı var aslında ama çok güzel. Kurulumunda çok zorlanırım diyordum ama hiç zorlanmadım. Bakın şimdi iki tane perde düğmesi aldım. Bu şekilde. Buraya da bunu taktım. Getirdim. Buraya da bunu taktım. Sonra bu ucunu da buraya taktım. Buraya bir stop takarsanız tabii ki daha güvenli olur. Bu arada cihazı arkadaşlar rahatça, nasıl diyeyim, şu mesafesini çok kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir ayar düğmesi var. Bunu gevşetip açtıkça cihaz kendini yukarı doğru bastırıyor. Ya da aşağı doğru gevşetiyor ki o kavrama olayını daha düzgün yapabilsin diye. Ben bunu çok beğendim ya. Gerçekten. Söyledim zaten defaten bunu çok beğendiğimi. Şimdi bir sonraki ürüne geçelim o zaman. Sırada Smart'ın duman dedektörü ve su kaçağı dedektörü var. Öncelikle duman dedektörünü deneyeceğim. Burada benim bayağı ihtiyacım vardı buna. Çünkü buradan çıktıktan sonra aklım hep burada kalıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ne tür videolar çektiğimi. Acaba diyorum bir elektrik kontağı mı oldu, bir şey mi oldu, o mu oldu, bu mu oldu? Aklım hep burada kalıyor. Şimdi bunu alacağız, kuracağız. Bakalım nasıl çalışıyor. Bundan sonra aklım burada kalmayacak. Telefondan bakacağız. Göreceğiz bir şey olursa. Bunu çıkaralım. Duman sensörümüz budur. Görüyorsunuz. Kenarda dursun. Şimdi bu güvenlikle alakalı bir şey olduğu için kullanma kılavuzunu iyice okumak istiyorum. Şunları bir kenara alalım. Tamam. Burada ne var? Burada da sanırım montaj için bir
bant var. İki tane de pili var. Şimdi önce şu pilleri bunun içine bir takalım. Şu an çalıştı galiba. Evet, şimdi bunu bir bağlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, duman sensörünün kurulumunu tamamladık. Telefonu Wi-Fi'ye bağladık ve bununla eşleştirdiğimde bu da otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlandı. Şimdi duman algıladığında bize bildirim gönderecek. Bakalım gönderecek mi? Burada cezvenin içinde yaktığım hafif yoğunluklu bir peçetem var. Biraz duman çıkarıyor bize. Şöyle bir yaklaştıracağım bakalım. Mesela ben şu an evdeyim. Ofiste duman var. Ah! İşte ötmeye başladı arkadaşlar. Bakalım bildirim gelecek mi? Şöyle dumanın üstüne tutmaya devam ediyorum. Evet, bildirim de geldi. Gördüğünüz gibi hemen şuraya ekranı vereyim. Evet, şu an diyor ki bunun bulunduğu yerde şu an diyor ki bulunduğu yerde arkadaşlar duman var. Artık gerekeni yapın. Sana biraz temiz hava vereyim. Tamam. Şu an gerçekten kafamdaki bir şey daha, nasıl diyeyim, kafamdaki bir tilki daha uzaklaştı. Artık bir tilki eksik var kafamda arkadaşlar. Ofiste herhangi bir durum olursa ne yapacağız? Hemen koşa koşa buraya geleceğiz. Bakarım, belki önce itfaiye ararım. Şimdi bunu güzel modeme de yakın bir yere koyacağım ki böyle, sonuçta bu da kablosuz daha bağlı çalışması gerekiyor. Bunu modeme yakın bir yere monte edeceğim. Güzel güzel çalışsın artık. Bunu buraya yapıştırıyorum. Evet. Telefonum burada. Evet, şu an kablosuz ağımı da kapatıyorum. Şu an normal ağa bağlayayım. Evet, buna biraz daha yaklaştıralım dumanı. Bakalım ne olacak. Evet, ötmeye başladı. Evet, işte. Gördüğünüz gibi tetiklendi diye bildirim geldi. Ve gelmeye de devam ediyor. Bir tane daha bir şey geldi. Bakın, işte bildirimler burada. Tamam canım benim, tamam. Evet arkadaşlar, artık böyle kablosuz ağ bağlı bir duman sensörüm var. Ortam böyle çok duman olursa bana bildirim de bunu bildirecek. Evet, sırada su kaçağı dedektörü var. Duman dedektöründen sonra dumanı hallettik. Suyu da halledersek kafamdaki tilkilerden biri ortadan yok olmuş olacak. Su kaçağı arkadaşlar, biliyorsunuz, en büyük kabus. Ben bir yola giderken mesela 2 gün 3 gün evde olmayacaksam bütün vanaları kapatıyorum. Evi su mu bastı, ofise su mu geldi? Mesela burası zemin katta, hatta üst kat giriş kat, burası zemin kat. Bahçede bazen su birikiyor, bahçenin giderleri kapanıyor, içeri su mu girdi, makineler mi ıslandı falan diye böyle gece çok uykularım kaçtı oluyor. Hani atlayıp gelmişliğim de var. Böyle bir cihazım olursa ne olacak? Bildirim gelmezse ben de buraya inmek zorunda kalmayacağım. Ofise su mu bastı, öyle mi oldu, böyle mi oldu diye. Şimdi böyle küçük bir şey zaten. Küçük bir şey ve görüyorsunuz burada iki tane iletken var. Bunu böyle zemine bir yere koyuyorsunuz. Ya bunu çıkarabilirim sanırım artık. Evet, çıkardım. Şu an birazdan bunu telefona da bağlayacağım uygulama üzerinden. Bunu böyle koyuyorsunuz. Suyla temas ettiği anda size bildirim gönderiyor. Ötmeye başlıyor. Süper bir şey değil mi ya? Evet, şimdi bunu buraya koyuyoruz. Sonra birazcık su döküyoruz. Bakalım neler olacak. Bakın zeminde yani 2 milimetre falan su birikti ve ötmeye başladı. Ve buraya su kaçağı dedektörü bize bildirim de gönderdi. Uygulama açık olduğu için ekran kırmızı yandı. Ama mesela uygulamada olmasaydık da şöyle bir şey olacaktı. Evet, şu an ötmeye başladı. Ve gördüğünüz gibi su kaçağı dedektörü alarmı, su kaçağı algılandı diyor. Koş! Koş! Hemen ofise koşup ne yapmamız gerekiyor? Su kaçağını durdurmamız gerekiyor. Ne oldu? Boru mu patladı? Musluğumu açık bıraktın? Dışarıdan su mu geldi? Onları da artık gelince çözüyorsunuz. Çok iyiymiş. Bunu da nereye koyayım biliyor musun? Şuraya bir yere koyayım. Ya da ayak altına koymayayım. Tam şuraya koyacağım ki bunu
Bundan sonra bir şey olursa haberim olsun. Bak nereye koyacağım biliyor musun? Gel. Hop. Şuraya koydum bunu. Bundan sonra bir şey olursa, ya sular burada zaten, o tarafta su bağlantısı yok. Gerçi burada kalorifer petiği falan var ama oradan da olursa bir şekilde buraya doğru gelir. Bu da duman sensörüm arkadaşlar, kendileri. Ofiste Allah korusun, evlerden olarak bir şey olursa, duman muman olursa bana ofiste duman var diye söyleyecek. Evet arkadaşlar, kendisi... Nin bir ismi yok. Biz kendisine Mi diyoruz kısaca. Gelip ofisimi yağmalıyor. Orayı burayı patlatıyor. Çiçeklerin dibini kazıyor. Affedersiniz. Kötü şeyler yapıyor ofisime. Çiş olsun, kaka olsun. Ama ne yapalım? Bu da canlı ve havada soğuk. Yapacak bir şey yok. Evet, takıl bakalım. Evet arkadaşlar, bu videoda Smart'ın çok acayip ürünlerini test ettik. Vallahi ben hepsini çok beğendim. Cam silme robotu olsun, perde motoru olsun. Bu bizim akıllı sensörlerimiz olsun. Az önce ofisin çeşitli yerlerine kurduğumuz. Çok faydalı ürünler ve başarılı ürünler. Kullanımları da gayet kolay. Videoda incelediğim ürünlerin linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın.